Peki öyle. Nişanlın sana böyle sürprizler yapar mı? Çok. Ne gibi sürprizler yapar? Yani bir gün bir yerde bakmışım bir şey. Ay ne kadar tatlıymış deyip geçmişim. Ha. Yani 3 ay geçse de bile unutmaz ve onu böyle bir gün karşımda bulabilirim. Şimdi de bir sürpriz yaptı sana. Ne yaptı? Bir şey ve biliyor. Kapılar açılsın, Kıvanç Bey içeriye girsin dermişiz. Kıvanç Bey telefon hattımızda. Merhabalar. İyi ki doğdun. Aa, doğum günüm. Değil tabii ki de. O da bize yaptı. Bakar mısın? Sizi baş başa bırakalım. Buyurun. Hayatım günaydın. Kahvaltını yaptın mı? Tabii. Günaydın hayatım. Yaptım kahvaltımı. Şimdi sete yetişmek için evden çıkacağım. Ama dedim çıkmadan önce son kez bir şaka yapayım. Bu şakan güldürdü aşkım. Teşekkür ederim sabah sabah. Güldürdü. Çok güzel görünüyorsunuz bu arada hepiniz. Teşekkür ediyoruz Kıvanç. İyi ki bağırdın. Keşke geçerken uğrasaydın sete giderken. Yol üstü nasıl olsa. Bağcılar. Tabii. olur daha çok olur. Çok uğradım. Çok. Sabah sabah Beşiktaş'a giderken aşkım bir geleydin kahvemizi içeydin. Evet. Bu arada gıyabında Kıvanç bir konuştuk. Bilmiyorum duydun mu? İzledin vallahi, mi? Vallahi hepsini dinleyemedim. Hazırlanıyordum. Malum çıkmam da lazım. Ama sonrasında detaylı bir şekilde zaten hepsini izleyeceğim. Hiç kaçırmaz. Dedik ki Kıvanç seni kıskanıyor mu dedik. Yok kıskanmaz. Yengeç burcu deyince yok kıskanır. İçten içe o fesatlığı vardır yengeçlerin. Ben de yengeçim dedim. Gıyabında. Ya vallahi o aslında şöyle oldu. Ben özünde kıskanç bir insanım. Hatta hala kıskanç bir insanım. Ama Pelin ne yaptı ne etti onu öyle güzel söyledi ki hani istemsiz bir şekilde artık kıskanmıyorum. Ne güzel. Yok arada da bir kıskanmakta fayda var. Öyle kendinizi de bırakmayın. Heh. Yok küçük kıskançlıklarımız oluyor da hani bunu böyle ilişkide sorun yapacak değil. Tam tersi bunu tatlı hoşumuza gidecek kıskançlıklar yaşıyoruz. Yani peki Kıvanç, Pelin gözlerinin önünde zaten çok güzel bir kızdı. Çok da iyi yani insanın güzelliği zaten ruhunda. Ama gittikçe böyle ölçüleriyle falan da fıstıklaşmış. Bu durum seni şey yapmıyor mu ya hani biraz daha dikkat edeyim falan. Valla ben topraktan girdim. Hani yatırımı ben çok güzel yere yaptım. Yok ben. Yani, geleceğe yatırım yaptım diğer yerde. Hakikaten samimi bir şey söyleyeyim. Bizim ilişkimiz biraz farklı. Öyle çok sıradan dışarıdaki insanların yaşadığı şeyler gibi değil. Veya işte stratejik şeyler yok bizim ilişkimizde. Bizde her şey çok doğal ilerliyor. Çok güzel ilerliyor. O yüzden ne bileyim ya biz çok başka bir şey yaşıyoruz. Yani biz sevgiden çok daha öteyiz. Peki geçen aylarda bir kız isteme merasimi oldu. Yüzükleri taktınız. Orada komik bir şey oldu mu? Acı kahveyi içtin mi mesela? Tuzlu kahve içtim. Mesela o çok saçmaydı. Ne? O çok saçmaydı mesela. O çok saçmaydı. Niye? Ne bileyim mesela adettenmiş içmemiz gerekiyormuş. İçtim de. Hani benim sevgilim böyle bir şey içmemi istedi. İçtim. Ya ama çok şart mıydı bilmiyorum. Hani yani. İşte sevgilinin bana elinden yani, zehir olsa içilir. Bir de öyle bir şey vardı ki Kıvanç'a kahve yaptım getirdim. Böyle artık sosyal medya canavarıyız herhalde. Herkes telefonu çıkarıp hadi iç. Gerçekten video çekiyor babam falan. Herkes mahalle öyle. Baskısı. Peki kayınpederle aran nasıl Kıvanç? Rasim Öztekin'le. Çok iyiyiz, çok iyiyiz. Bayağı iyiyiz. Yani biz ailecek bayağı iyi olduk. Yani hep birlikte sevişiyoruz. Allah bozmasın. Şöyle bir şey hani dışarıda görenler de soruyorlar nasıl hani babanla arası diye. Ben gelinim Kıvanç oğlu gibi diyebilirim yani. Ama şimdi çocuğun durumu iki kere zor. Bir kere sevgilisinin hayat boyu sürecek sevgilisinin babası bir de oyunculukta ustası. Bir yerden kaç sene öteki tarafa yakalanacaksın. Sen de sınavdan geçme durumu hiç bitmez Kıvanç. Vallahi zor. Aslında çok zor bir şey. Ama yani hani bahsettiğimiz dediğim gibi yani Rasim Baba artık Rasim Babam hani benim yıllardır televizyondan izlediğim hayran olduğum oyunculuğunu beğendiğim bir adam şu an benim artık ailemden biri hani bu da çok ayrı bir keyif ama ayrı bir sorumluluğu da tabii ki var.
Peki çok teşekkür ediyoruz sana. Çok bağlandığın için, sürprizin için. Rica ederim, ne demek. İyi çekimler, kolay gelsin. Teşekkürler. Aa, bu arada...